Ne haber Öykü? Hazırlandın mı? Aldın mı eşyalarını? Neyse hadi atla da gidelim. Asu. Bana bak, o kızın kılına zarar gelirse yemin olsun Demir'e bırakmam, ben gebertirim seni. Allah Allah, sen nereden çıktın şimdi ya? Sana ne oluyor? Ne demek sana ne oluyor lan? Amcasıyım ben onun, amcası. Yemin ediyorum çok pis sorarım hesabını senden. Tamam amcacığım, sorarsın. Hadi bakalım. İlacını çantana koydum. İçmeyi unutma, tamam mı? Tamam babacığım, unutmam, sen merak etme. Yemeğini de ye. Akşam da geç yatma. Sabah erkenden gelip alacağım seni, tamam mı? Tamam baba. Kalbim, aklım hep sende. Benim de kalbim, aklım hep sende. Ben Asu'dan arayacağım seni. Sen de bir şey olursa ara beni. Hemen ara, tamam mı? Tamam, ararım baba. Hey. Hadi bitmedi mi vedalaşmamız? Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bana hemen evin adresini yolluyorsun. Sabah da erkenden geleceğim. Emredersiniz Demir Bey. Asu. Hı. Çok dikkat et. Çok. Atilla abine selam var kardeşim. Araç 2 gün bizde. Eyvallah. Hadi. Haberdar et beni ha. Tamam. Efendim anacığım. Uğur evladım, nerede kaldın? Geliyorum, geliyorum. Yoldayım anacığım. Ama kız ev bakmaya gelecek biliyorsun. Geç kalırsak ayıp olur evlat. Tamam tamam, kalmayız, hadi geliyorum. Geliyorum. Öykü, annenle bir gün geçirmeye hazır mısın? Senin de muhabbetine hiç doyum olmuyor ha. Ne yapalım? Ne istersin? Bugün hemen bitmesini isterim. Allah Allah, laflara bak. Peki o zaman Öykü Hanım, ben eve gidiyorum. Güzelmiş be anacığım, ha? Güzel ya, inşallah kız da beğenirse. Ya beğenir, daha neyini beğenmeyecek? Çiçek gibi ev işte, mis gibi. Ah, şu kız da senin aran olsa da.
Sen de yuvanı şuraya kursan, ben de torun tombalak sahibi olsam. Ya sen bu evi baya baya bana bakıyorsun ha. Hadi orada. Ya ben evlensem de barklansam da senin yamacından ayrılmam ya. Sen şu kızı gör de ondan sonra konuş. Ya anacığım eşeğin aklına karpuz kabuğu sokma. Dur gözünü seveyim ya. Güzel ev işte. Hadi göreyim pek. Alo Demir. Efendim. Ne yaptın merak ettim sizi. Asu öyküyü aldı. Herkesin istediği oldu işte. Nasılsın? İyi değilim. Neredesin peki? Bir işim var. Ben de sana bahsettiğim ev vardı ya, şimdi ona bakmaya gidiyorum. Çıkınca buluşalım mı? Oldu mu ev işi? Olacak galiba. Müfide teyze bekliyor beni şimdi orada. Bir gidip göreceğim. Kim dedin? Müfide teyze ya. Şey, Hacı anne diyorlarmış. Çok tatlı bir kadın görsen. Candan şu an tünele giriyorum. Tünele giriyorum. Müfide. Geldi. Ben karşılayayım. Sen biraz ağır başlıyordun, değil mi? Tamam anneciğim, tamam. Efendim kardeşim. Uğur, neredesin sen? Ya ben sana söylemeyi unuttum ya. Annem bir kızla mı ne tanışmış kardeşim? Ona ev bakmaya geldik, bizim oradayız. Hemen çık o evden. Niye oğlum? Candan'a ev bakıyorsunuz, hemen çık o evden. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Gir içeri, gir. Hayır. Anam bana Candan'ı ayarlamaya çalışıyormuş ya lan. Ne saçmalıyorsun oğlum, çıksana şu evden. Gel. Çok şirinmiş. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Bir de ben size küçük bir hediye aldım. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Ay, niye zahmet ettin güzel kızım? Ay çok teşekkür ederim. Ay sağ ol, teşekkür ederim. Gel bir sarılayım sana. Çok teşekkür ederim. Gel, bir de içerileri göstereyim. Of. Benim oğlan da içeride, tanıştırayım sizi. Kınalım mı çok? Oğlum. 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 Aa. Hayırdır inşallah. Evin içinde birdenbire kayboldu çocuk. Aa, iyi saatte olsunlar. Belki bir işi çıkmıştır, size görünmeden çıkmıştır. Heyecanlandı mı ne? Utandı zar. Kırdım, kırdım bu sefer. Kesin kırdım ya, kesin. Kırıldı bu sefer. Şuraya bak ya. Kadının soluğu devamlı ensemde, anasını satayım ya. Çember gittikçe daralıyor. Anama bak ya, süsledi, püsledi. Paketleyecekti kadına bizi ya. Allah Allah. Ben buradayım babacığım.
geç bakalım. Hoş geldin. Gelsene. Bir şey içer misin diyeceğim ama evde içecek hiçbir şey yok. Sen gerçekten burada mı yaşıyorsun? Evet. Ben gerçekten burada yaşıyorum. Niye? Beğenemedin mi? Beğenmedim. Çünkü çok pis. Çok dağınık. Alışsan iyi edersin. Acayip. O ne demek kız? Ya acayip işte. Put gibi oturuyor geldiğinden beri, hiç konuşmuyor. Nasıl yani? Ya bayağı hiç konuşmadı. Hatta bir ara ortalığı toplamaya kalktı. Ben de kızdım, yapma dedim. Bir sustu. Bile kıpırdamıyor. Sen de o zaman aç televizyonu, yemek falan söyle çocuğa. Söyledim söyledim yemek. Yani yiyince canlanır belki, ne bileyim. Asu, bak şimdi beni iyice dinle. Bu çocuk senin çocuğu. Yani sana zamanla alışacak. Normal kızım yani, ilk başlarda böyle yabanilik yapması normal. Öyle değil Cemal. Nefret ediyor benden. Hatta tiksiniyor. Bir görsen bana bakışlarını. Neyse hadi kapat. Buyurun. Al bakalım. Ye şunları. Sandviç sevmez misin? Acıkmadın mı? Öykü. Öykü, Öykü. Konuşmayacak mısın? Ya sen ne inat, ne acayip bir çocuksun. Öykü. Tamam bak, ben de çok memnun değilim halimden. Ben de bayılmıyorum. Ama ye şunları, sonra da uyku. Hadi. Ben senin hep neye benzediğini merak ettim. Biliyor musun? Annem nasıl biri diye merak ettim. Resminde yoktu ki bende. O yüzden hep hayal ederdim.
Nasıl, hayal ettiğin gibi mi? Hayır. Ne yapalım Öykücüğüm? Elimizdeki anne bu. Artık bununla idare edeceksin. Bunu bulamayanlar da var. Ben senin annem olduğunu bilsem hiç üzülmez. Hiç ağlamazdım. Hatta senden kurtuluyorum diye çok sevinirdim. Öykü, biliyor musun sen aynı bana benziyorsun. İşte biliyorum. Öyle. Çünkü ben de senin gibi beni üzenlerin canını nasıl yakacağımı çok iyi bilirim. Hadi yaşın şimdi. Kız sizi biraz donla yordu ama. Gel bakalım anneye gidiyoruz. Ben şöyle tutun bakalım. Şöyle. Evet. Alın bunu benden. Efendim? Al bunu. Al çabuk. Ama... Çıkar odadan! Çabuk çıkar odadan! Çıkar! Öykü hadi ye şunu, sonra ben aç bıraktım olacak ha. Hadi. Al. Hadi. Yemezsen yeme. Aç kal. Yemezsen yeme. Beni. Duydun mu? Bir daha alma beni. İstemiyorum seni ya. Bak. Ben senin annenim. Tamam. Sen bana, ben de sana mecburuz küçük hanım. Bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Yemeğini yedin mi?
Yok. Yok mu? Ben şimdi yiyeceğim. Ha tamam. Öykü. Şey, ilaçlarını da almayı unutma. Tamam baba, unutmam. Merak etme. Tamam. Tamam. Erken yat. Tamam babacığım. Ha bir şey olursa hemen bana söyle, gelirim seni almaya. Tamam babacığım. Tamam. Bir de şey, diş fırçanı çantana koydum ön gözüne. Dişlerini fırçalamayı unutma. Tamam babacığım, unutmam ben. Tamam. Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum. Yok yok, öpmüyorum. Isırıyorum seni. Ben onu ısırıyorum. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Ben nerede yatacağım? Sen içeride benim yatağımda yatacaksın. Sana en güzelini ayırdım. So. İyi geceler güzel kızım. Ben buradayım, merak etme. Alo. Demir ne oluyor ya sabah sabah? Rüyanda beni mi gördün? Aşağıdayım. Öykü hazır mı? Öykü? Tamam, uyandırıp getiririm. Ben bir kahve içeceğim. Biraz bekleyeceksin yalnız.
senin gelmene gerek yok. Ben kendim giderim. Nasıl olsa babam da aşağıda. Olmaz öyle. Şimdi sen aşağı yalnız inersin. Babam beni göremez. Kavga ettik falan zanneder. Üzülür. Üzmeyelim değil mi babanı? Hı? Ama senin bana bu gıcık gıcık bakmandan bana bay geldi biraz Öykü. Ettin mi? Etmedim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Atla bakalım arabaya. Baba kimin arabası o? Bir arkadaştan ödünç aldım. Niye biliyor musun? Çünkü bugün prensesin oyunu var ve babası prensesi oyuna götürecek. Yaşasın. Ama önce eve gideceğiz, kahvaltımızı edeceğiz, tamam mı? Tamam, öyle. Buyurun prensesim. Teşekkür ederim. Kemerini takıyorsun değil mi? Aa, evet evet gitti şimdi aldı demiş. Ya Cemal ben sana benden anne olmaz demiştim ya. Hakikaten olmazmış ya. Ya deli oldu. Çok tuhaf. Ya ben onunla kalsam şimdi bayağı verem onu. İyi. Ben seni sonra arayayım mı? Konuşuruz yine. Tamam? Hadi bay bay. Kızım çıkmamız lazım hadi. Ya baba toka mı bulamıyorum? Dağıtırsan kızım odayı bulamazsın tabii. Yok işte yok. Orada mı? Dur bakayım. Ya sen peki bunu niye giyiyorsun kostümünü? Okulda giyerdin bak kirleteceksin. Tamam baba ya. Nerede? Ay. Merhaba. Merhaba. Nedir durumlar? Heyecan diz boyu. Candan abla, şunu kafama takar mısın? Taç düşüyor da. Takarım tabii, gel. Önce bir merhaba denir. Bir dakika. Şimdi çok heyecanlı, o kadar olur babası. Baba. Ne oldu? Baba, benim gene çok çişim geldi. Ya sahnede de gelirse? Ya tamam, hadi git yap. Evet, sahnede gelmesin. Çabuk, çabuk. Gelmez, gelmez. Sahneye çıkınca bütün heyecanı geçer. Çok güzel olmuş. Nasıl geçmiş akşamı? Anlatmadı bir şey. Bilmiyorum yani. Demir o gün telefonda tam konuşamadık. Yani sen de bana kırıldın anlıyorum ama. Ya Cemal Bey Asun tarafından da anlattı bana biraz olayı. Yani belki biraz onun tarafından da bakarsak. Baba. Efendim kızım. Ya laflarımı unutursam? Ya sen dedi laflarımı unutursam? Gel buraya. Öyle bir şey olmayacak.
Ama eğer olursa sen bana bak, ben sana fısıldarım. Korkacak bir şey yok, tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Evet. Evet. İyi iyi, kalabalıklaşmaya başladı. Nasılsınız? Bir saniye, geliyorum. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Oo, Ayla Hanım, nasılsınız? İyi. Sizinki ne oldu? Cadı mı oldu? Benimki prenses oldu. Pamuk prenses. Bravo. Ya, bu hayatta ne oldum demeyeceksin işte. Demir, ben çok heyecanlandım. Kim bilir Öykü ne kadar heyecanlanmıştır şimdi. Yok canım, o heyecanlanmamıştır. Sanki her gün oynuyormuş gibi arkada böyle ciddiyetle duruyordur. Candan! Candan! Demir, ne oldu? Candan. Çok teşekkür ederim. Aa, Demir nereden çıktı bu şimdi? Yok, öyle içimden geldi. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Oyun heyecanı sardı herhalde. En normal. Değerli velilerimiz, birazdan oyunumuz başlayacak. Dilerseniz yavaş yavaş salonumuza geçelim. Geçelim biz. Buyurun, evet. Böyle. Peki. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Buyurun. Merhaba, size iyi geldiniz. Merhaba, Uğur Bey. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim, hoş geldiniz. Ayna ayna, söyle bana. Var mı benden güzeli bu dünyada? Kraliçem, ülkenin en güzeli sizsiniz. Ama sizden bin kat daha güzel biri var. Ne? Kim? Elma gibi kıpkırmızı yanakları, simsiyah saçları, kömür gibi gözleri, pamuk gibi bembeyaz teni olan biri var. Pamuk prenses. Ormanda çok korktum. Çok özür dilerim. Yani ben ormanda kayboldum ve çok korktum. Sizin evinizi gördüm. Evinize sığındım. Çok çok özür dilerim. Ay canım çok elma istedim. Bir elmacı teyze. Bir şey mi var burada? Elma alayım. Aldım, aldım. Merhaba elmacı teyze. Senden bir tanecik elma alabilir miyim? Çok canım istedi de. Tabii aldım. Aldık. Bir şey yok, durdum. İşte bu. Yerde bir elma var. Zehirli bu. Eyvah! Prensesimizi cadı kraliçe öldürmüş. Prensesim. Uyanın. Prensesim. Uyanın. Prensesim. 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 Prensesim.
Prensesim uyanın. Prensesim. Ne oluyor burada? Neden ağlıyorsunuz? Prensesimiz elma gibi öldü. Ona ağlıyoruz. Bu elmanın içinde gizli yeri öldürmez ki. Derin uyku verir. Prensesiniz ölmedi. Bu elmanın içindeki sihir çok özeldir. Ancak bir prens öper suyanır. Hop lan hop. Şşş Demir. Demir. Pardon öğretmenim. Güzel, güzel. Aferin, aferin. Öykü. Öykü. Kızım. 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 Kızım uyan. Kızım. 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 Kızım uyan. Kızım uyan. Kızım. 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 Kızım uyan. Kızım, kızım, Öykü, Öykü, ambulans çağırın hemen. Çekilin şöyle, gelin kenara. Gel, gel, gel bakalım. Acilen Işıl, Karpuzoğlu İlkokul'a bir ambulans. Bir çocuk fenalaştı. Kızım. Ambulans geliyor. Kızım, Öykü, 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 Öykü hadi uyan. Tamam, 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 tamam. Kızım, kızım. Ne yapıyorsunuz? Onlar yola çıkıyorsun. Kızım, Öykü, 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 Öykü kızım. Korkma bak ben buradayım. Korkma, korkma kızım.
kızım. Ha, doktor bey, doktor bey yardım edin. Yardım edin. Hastası 8 yaşında. Hastayı tanıyorum. Alın içeri hemen. Alın. Demir Bey, siz burada kalın. Bekleyin. Tamam. Yok yok, ben de geleceğim. Ben size haber vereceğim. Ben de geleceğim. Olmaz. Bekleyin, olmaz. Ben size haber vereceğim. Biliyorum ama sakin ol, tamam mı Demir? Alo Demir. Ne oldu oğlum? Ne diyor doktor? Meraktan çatlayacağım lan burada. Bilmiyorum. Yani doktor yanında şimdi. Aldılar odaya. Beni almıyorlar oğlum. Beni almadılar içeri. Niye almıyorlar? Ha? Tamam, tamam kardeşim. Bak ben... Yani Candan beni gördü, tamam mı? Ben o hastanenin önünde bekliyorum kardeşim, tamam mı? Bak buradayım ben. Ya ben böyle bir günde seni yalnız bıraktım, gelemiyorum yanımda. Allah belamı versin benim ya. Ha, boş ver, boş ver şimdi onu. Beni almıyorlar oğlum. Tamam, tamam kardeşim. Bak ben hastanenin önündeyim, tamam mı? Bir şey lazım olur, bir şey ihtiyaç olur. Fırlar giderim, tamam mı? Bak burada bekliyorum ben. Tamam, tamam. O oyun oynuyordu ya. Oyun oynuyordu sadece. Ne oldu benim kızıma? Oyun oynuyordu. Benzediğini merak ettim. Biliyor musun? Annem nasıl biri diye merak ettim. Resminde yoktu ki bende. O yüzden hep hayal ederdim. Ben senin annem olduğunu bilsem hiç üzülmezdim. Hiç ağlamazdım. Hatta senden kurtuluyorum diye çok seviniyorum. Senin geleceğin yok, ben geleyim dedim. Ne haber? İyi. Şş. Hayrola? Bir şey mi oldu? Ya kızım ne oldu söylesene, bir şey mi var? Ya bu... Ben... Bu mevzular bana iyi gelmiyor yani ben. Ben zaten iyi değilim de. Konular benim sarsıyor. Öykü mü sarstı seni? Ya işte bu aile meseleleri, anne, kız, çocuk falan... Benim dengemi bozuyor yani. Giremiyorum oralara ben. E girme o zaman. Ya sen girme o kafalara. Senin kafanın şu an başka yerde olması lazım. Bak şimdi beni iyi dinle. Demir Bey, var mı bir gelişme? Bekliyoruz. Geçmiş olsun Demir Bey. Mertcan da çok üzüldü.
Geçmiş olsun Demir amca. Çavuş. İyileşecek Öykü, tamam mı? Üzülme. Üzülmek yok, güçlü duracağız. Doktor bey. Demir bey, Öykü uyandı. Şu anda gayet iyi durumda. Korkacak bir şey yok yani. Hipotansif bir atak geçirmiş. Bugün müşahede altında tutacağız, yarın çıkabilir. Görebilir miyim peki? Tabii tabii, o da uyanınca hemen sizi sordu ama arkadaşlar odaya alıyorlar şimdi. Orada görebilirsiniz. Peki ne oldu? Yani niye böyle oldu? Siz Öykü'yü görün, sonra konuşalım. Olur mu? Buyurun. Hemşire abla. Hı. Ne zaman çıkartacağız? Daha değil Öykücüğüm. Bak daha yeni taktık. Ben bitince hemen çıkaracağım. Sen merak etme, tamam mı? Kızım. Baba. Kızım. Kızım. İyiyim. Bak vallahi ödümü patlattın ama doktor amca iyisin dedi. Baba ben de anlamadım ya. Bir an gözüm karardı. Sonra da uyumuşum. Ama şimdi iyiyim. Şeyden o yorgunluktan. Şimdi sen şey yapıyorsun ya böyle dersler, okul, mokul falan filan. Bir de tiyatro çıkardım başıma. Ne tiyatro? Bundan sonra tiyatro falan yok. Okuldan eve, evden okula, tamam mı? Ya ama baba. Ya ama babası yok. Bak gözü açıldı, bıdı bıdı konuşmaya başladı. Canan abla. Öykü. Canan abla. Öykü tatlım, iyisin değil mi? İyisin. İyiyim. Baba. Ben iyiyim. Hadi eve gidelim. Öykücüğüm iyisin tabii de biz bu gece seni misafir edelim, olur mu? Neden? Kötü bir şey mi var? Hayır hayır canım. Tedbir amaçlı. Biz sana böyle iyice bir bakalım bugün. Hem şimdi sen eve gidince babanın sözünü de dinlemez, ayaklanırsın ama. Ha? Sen bu gece bizim misafirimiz ol, yarın biz seni göndeririz, tamam mı? Tabii tabii, doktor amcası. Yani biz onunla oyunlar oynarız burada, yattığın yerden. Tabii masal okurum ben sana, kitap okurum. Sarı kafayı alır gelirim. Demir bey, ben sizi odada bekleyeyim mi? Konuşalım. Tabii. Hem doktor amcayla konuşayım. Bir şey yok ama merak etme. Öykücüğüm, seni kim görmeye gelmiş biliyor musun? Kim? Mertcan. Mertcan mı? Evet, Mertcan seni çok merak etmiş. Dışarıda bekliyorlar, gelip görecekler seni şimdi. Buraya mı geleceklermiş? Evet. Odaya. Evet. Dur. Tamam, dur. Yavaş, ben düzeltirim. Gel. Yavaş. Öykücüğüm, benim işim bitti. Ben çıkıyorum. Nasıl olsa annen de burada artık. Tamam. Hemşire abla, tamam. Bir şey olursa bu düğmeye basın, ben hemen gelirim. Tamam, teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Her şey yolunda mı İhsan? Oturun lütfen. Demir Bey. Maalesef. Haberler pek iyi değil. Nasıl? Gayet iyi görünüyor kızım. Her şey yolunda. Evet, yani şu an için iyi gözüküyor. Ama çok ciddi bir atak geçirdi. Ve bu Öykü'nün ilk büyük hatası. İlk derken? Yani maalesef devamı olacaktır. Açıkçası ben de bu kadar erken beklemiyordum bu atakları. Öykü'nün son zamanlarda moralini bozan, onu strese sokan bir şey oldu mu? Normalin dışında, yani alışık olduğunun dışında. Oldu İhsan Bey. Öldü zannetti, annesi bir anda karşısına çıktı. Nasıl?
Zaten bu söylediğiniz sağlıklı bir yetişkin için bile bir travma sebebi. Peki annesi hastalığını biliyor mu? Bakın Demir Bey, Öykü'nün stresten uzak olması, moralinin yüksek olması gerek. Ve bence bir an önce annesine söyleseniz hastalığı iyi olur. Olmaz. Siz bu kadını tanımıyorsunuz. Şu an bilmemesi en iyisi. Hepsi benim yüzümden. Koruyamadım ki kızımı o kadından. İki gündür bütün dengesini alt üst etti. Tamam, şimdi siz de yüklenmeyin kendinize bu kadar. Yani olan olmuş. Önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. Öykü'nün iyi beslenmesi, iyi bakılması ve en önemlisi biraz önce söylediğim gibi stresten olabildiğince uzak olması gerek. Bu gece burada kalsın. Yarın götürürsünüz eve. Teşekkürler. Ama size dik durun ne olur. Yani dediğim gibi Öykü'nün şu an için en çok ihtiyacı olan şey moral. Sağ ol. Ne izle arıyorsun lan sen beni? Ne diyorsun be? Ne oluyor? Kızım senin yüzünden hastanede. Ne? Ne hastanesi ya? Nasıl üzdüysen onu artık bayıldı kaldı okulda. Bana bak Asu. Bak sana son kez uyuyorum bak uzak duracaksın ondan. İyi gelmiyorsun sen ona gelemezsin. Ya sen ne diyorsun ne hastanesi bir sakince anlatsana şunu. Ya bir sus. Yok ol diyorum ya hayatımızdan yalvarırım yok ol. Ne oldu? Ne diyor? Hastaneymiş Öykü. Anlamadım ki senin yüzünden hastanelik oldu dedi. Allah Allah. Hangi hastanedelermiş? Söylemedi, kapattı. Dur ben öğrenirim şimdi. Alo. Arif abi selam. Ya Öykü, o kadar sevindim ki iyi olduğuna. Çok korktum. Ya Mert'cim, korkmana gerektirecek bir şey yok. Bak geçti gitti. İyiyim. Çok şükür. Mertcan'cığım biz de çıkalım mı artık Öykü dinlensin değil mi annesi? Hadi Mertcan. Şey öğretmenim Mertcan. Ya kusura bakmayın. Mahvettim oyunu. Ya saçmalama Öykü. Ne olacak? Sen iyi ol yeter. Hem bir daha oynarız ki. Tabii ki canım benim. Sen bunları hiç düşünme tamam mı? Sen bir an önce iyileş aramıza katıl. Hem bak yıl sonunda tekrar yapacağız gösteriyi. Tamam mı? Prenses Öykü. Öykücüğüm geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim Betül teyze. Görüşürüz Öykü. Görüşürüz Mertcan. Candan Hanım. Uğur Bey nerede? Bakındım ama göremedim. Uğur Bey mi? Evet. Demir Bey'in yakın arkadaşı yani. Biliyorum. Yani telefonu da kaç kere aradım ama açmadı. Merak ettim. Ben kendisiyle henüz tanışamadım. Ha. Tamam. Geçmiş olsun tekrar o zaman. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Öykücüğüm. Ne kadar seviyorlar seni. Kıskandım valla. Canan Hanım da kıskanma. Ben seni çok seviyorum. Hatta en çok babamla seni seviyorum. Biliyorum tatlım, biliyorum. Şaka yapıyorum sadece. Hatta gurur duyuyorum sen. Bu kadar sevgi dolu olduğum için. Bu kadar sevildiğim için. Prenses. Baba. Ben geldim. Ya ne oldu? Ne dedi doktor amca? Ha doktor amca mı? Yok bir şey demiyor. Benim dediğimi diyor işte. Yorulmuşsun, dinlenmen gerekiyormuş. Demir ben bir su alacağım kendime. Sen bir şey istiyor musun?
Ha, yok, sağ. Baba. Hı? Doğruyu söyle bana. Doktor amca ne dedi? Yoksa hastalığın yüzünden mi bayıldım ben? Yok kızım. Nereden çıkarıyorsun bunları? Dedim ya sana işte, yani bağışıklığın düşmüş senin. O yüzden öyle olmuşsun, yorulmuşsun ama kabahat bende de. Ben de hiç dikkat etmedim sana. Ya bundan sonra ikimiz de dikkat edeceğiz dinlenmeye, tamam mı? Ne diyeceğim sana? Mertcan da çok merak etmiş seni. Aferin, bir gözüme girdi. Şu kadar ama şu anda, şu kadar. Ben sana dedim baba, Mertcan zaten tam bir prens. Uzatma istersen. Tamam, bir şey demedim. Bir şey demedim. Prens, prenses yok bundan sonra. Hatta hiç olmadı. Kral ve prenses var. Bir de o zaten kışın ortasında sen kostümü giymişsin. Tabii ki üşütürsün, bağışıklığın düşer. Aa, sen buradan neyle çıkacaksın? Kostümle geldin. Aa, saydam ben ne giyeceğim? Ben bir eve gideyim de üstüne başına bir şeyler alayım bari. Şey, Candan. Ya ben eve uğrayayım bir. Bir şeyler alayım üstümüze başımıza. Tamam tamam, git sen, ben buradayım. Bir şey olursa... Hemen ararım, hiç merak etme. Tamam, tamam. Ben geleceğim hemen kızım, tamam mı? Ne oldu kardeşim? Ne diyor doktor lan? 9 doğurdun burada. Anlatacağım kardeşim, anlatacağım. Eve gidelim bir an önce. Tamam, tamam, gel kardeşim. Hadi bakalım. Burada bekliyorum seni. Tamam. Bana bak. Sakın Demir'le papaz olma. Saçmalama canım. Ne konuştuk? Biraz daha, biraz daha. Biraz daha. İyi mi? Aha, teşekkür ederim. Öykü. Ne oldu sana? Asu Hanım? Ne Asu Hanım? Ne? Niye her yerde karşıma çıkıyorsun acaba? Bu çocuk niye yalnız? Demir nerede? Asu Hanım. Görmüyor musun? Yalnız değilim ben. Canan ablam yanımda. Babam da eve gitti. Üstüme bir şey alıp geri gelecek. Ben hastanede Öykü deyince merak ettim seni. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Zaten boşuna merak etmişsin. Al sonu bakın. Öykü'nün yorgunluktan biraz bağışıklığı düşmüş ama şimdi iyi. Bu gece hastanede kalacak, sonra yarın eve çıkacak. Benim yüzümden mi oldun sen böyle? Demir öyle dedi. Nasıl yani? Ben seni üzdüğüm için mi hastanelik oldun sen? Canan Hanım, beni kızımla biraz yalnız bırakabilir misiniz? Canan Hanım lütfen. Öykücüğüm, ben kapının önündeyim. Seslenirsen hemen duyarım, tamam mı? Öykü bak. Ben sen gittikten sonra çok düşündüm.
Yani ben biraz saçmaladım. Saçma sapan davrandım. Sana karşı, babana karşı. Hatta kendime karşı. Ya ben panik oldum beni istemediğini düşününce. Sen de beni istemiyorsun ki. Yok, öyle değil o. Yani... Bak ben duygularını ifade etme konusunda çok becerikli biri değilim. Yapamıyorum yani. Sen bana öyle davranınca ben de savunmaya geçtim. Saçma sapan. Sen benim böyle eşek kadar durduğuma bakma, senden pek farkım yok aslında. Öykü, şunu bilmeni istiyorum ki... ben senden vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun. Bir de... bir şey daha bilmeni istiyorum. Ben seni bebekken isteyerek bırakmadım. Yani zamanla beni tanıyacaksın. Ben sana zamanla daha çok şey anlatacağım. Hatta büyüdükçe eminim beni çok çok daha iyi anlayacaksın zaten. Sana aldım bu arada. Gerçi sen şimdi açmazsın da. Ben çocukken günlük tutardım. Belki sen de tutuyorsundur diye. Böyle kilidi falan var. Yani yazdıklarını kimse okuyamaz bunu kilitlersen. Ben buraya bırakıyorum. İstersen kullanırsın, istemezsen de ne bileyim at gitsin. Neyse ben gideyim. Hoşça kal. Gidiyor musunuz? Evet, daha fazla yormayayım. Candan Hanım, bizim birbirimizi tanımamız ve anlamamız biraz zaman alacak. Sanırım öyle olacak, evet. Cemal size anlatmış galiba. Benim Öykü'yü dünyaya getirmem çok da kolay olmadı. Herkes şanslı doğmuyor yani. Bir de... Demir'e dikkat edin. O ne demek? Şu demek. Demir'in bütün yüzleriyle henüz tanışmadınız. O yüzden kendinize dikkat edin.
şimdi beni iyi dinle. Hakim ne dedi mahkemede? Ha? Çocuğu dinleyeceğim dedi değil mi? Yani bizim ne yapmamız lazım? Çocuğu tavlamamız lazım. Ya Asu sen böyle olursan biz Öykü'yü tavlayamayız ki. Ya sen o kafalara ol. Ya duygulara falan işte neyse girme sen. Girme sen o kafalara girme. Sen mahkemeye odaklan. Sen demiri yenmeye odaklan. Bunun birinci kuralı Öykü'yü tavlamak. Tamam mı? Şu an senin kafanın yani kafanın tamamı orada olmak zorunda. Asu, sen çocuğunu mecburiyetten bırakmış zavallı bir annesin. Önce Öykü'ye, sonra Candan'a, sonra da mahkemeye bunu oynayacağız biz. Bir de Öykü inanmaz ki buna. Cin gibi çocuk o. Oğlum zaten ben de o kadar oynayamam ya, beceremem yani. Her çocuk annesinin yalanına inanır Asu. Yalan olduğunu bilse bile inanır. Sen annene inanmadın mı? Nasıl geçti? İyiydi, iyi. Yani Öykü'yle biraz işimiz var da Candan yedi. Öykü biraz zaman alacak. Sen kendini bozmadan devam et. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Ya oğlum ben bu ne yapacağım bu Asu'yu? Kafayı yiyeceğim ben ne yapacağım bu Asu'yu? Öykü hasta desem bu kez de bunu koz olarak kullanacak. Demesem aynı şeyleri yapmaya devam edecek. Öykü annen seni para için istiyor desem kız üzülecek daha da kahrolacak. Ya doktor tembihledi ya doktor bak üstüne basa basa tembihledi. Ya bu kız üzülmeyecek dedi ya bu çocuk üzülmeyecek dedi işte ya. Ya ben Asu'dan koruyamıyorsam nasıl babayım ya? Ben nasıl babayım yani? Anlamıyorum tamam, ki. Tamam oğlum ne olursun tamam. Ya tamam sık dişini biraz sabret ne olursun sakin ya. Ya senin yerinde başkası olsa yemin ediyorum Asu'yu bu kadar tahammül edemezdi. Vallahi bak ya. Ya kadının ne yaptığı belli değil psikopat yani saatli bomba gibi nerede patlayacağı belli değil oğlum kadının görmüyor musun? Oğlum sen gül gibi bakıyorsun lan Öykü'ye. Vallahi gül gibi bakıyorsun. Ya benim bu hayatta gördüğüm en kral babasın lan sen. Yani buna benim babam da dahil. Vallahi bak. Oğlum. Benim babam beni bir kere omzuna almadı lan. Lan bir kere okulun çıkışına gelip kapının önünde beni beklemedi oğlum benim babam. Ya bırak okulun çıkışını geçtim ya. Ya benim kaçıncı sınıfa gittiğimi bilmiyordu oğlum benim babam. Sen biliyorsun işte. Ya ben sizi gördükçe nasıl mutlu oluyorum biliyor musun? Diyorum ki demek ki böyle baba olmak da varmış diyorum. Bak sana söyleyeyim. Sen bu hayattayken dünyanın hiçbir mahkemesi, dünyanın hiçbir hakimi o kadına çocuk mocuk vermez. Vallahi vermez canım kardeşim. Hadi, hadi kardeşim topla kendini. Oğlum biz her şeyin üstesinden gelmedik mi? Ha? Bak bunun da üstesinden geleceksin. Biliyorum, inanıyorum oğlum ben sana. Geleceğiz. Geleceğiz. Aynen kardeşim. Hadi kalk gidelim şimdi. Öykü'yü daha çok bekletmeyelim hadi. Hadi. Her şey hallolacak tabii canım. Evet. Savaşacağız. Aynen. Her şey hallolacak tabii.
Bir öykü bir desen. Canımdan parçalarsınız. Hallolacak her şey. Aynen. Aynen. Hadi, hadi gidelim. Öykü daha çok bekletmeyelim. Kızar şimdi. Hadi. Ha. Sen şunları al da Öykü tembihledi. Şu kedilere mama vereyim ben. Ne oldu? Oğlum hatırlıyor musun lan? Öykü'yü ilk geldiğinde böyle bu kadar bir tane köpek getirmişti. Sen onu dışarı atmıştın sokağa. Hatırladın mı? Ha, yok lan. Dışarı hani yastık. Oğlum ben ne öküzmüşüm. İyi ki Öykü bulmuş beni. İyi ki benim kızım olmuş. İyi ki girmiş hayatımıza. Hadi, hadi ben gidiyorum. Sen hadi geç. Çantaya tamam. Koy onları. Tamam. Hadi bakalım bunu da yiyelim. Tamam. Az kaldı zaten. Bunu bitir tamam mı? Hı hı. Canan abla, biz bir babamı arasak mı? Ben çok merak ettim bunu. Gelir birazdan ama istiyorsan arayayım. Oh geldi. Baba? Evet, geldim. Ya baba ben seni çok merak ettim. Neredeydin sen? Trafik vardı. Anca geldim kızım benim. Sana kimi getirdim? Kime? Pelin. Evet, yanıma geldi. Çok ısrar etti. Çok özlemiş seni. Ben de kıramadım, getirdim. Siz ne yapıyorsunuz? Yemek. Aferin. Biz güzel güzel yemeklerimizi yedik. Bağışıklığımızı güçlendirmek için vitaminlerimizi aldık. Öykü, sen şimdi bunu güzelce bitir, tamam mı? Biz babayla biraz dışarıda konuşalım. Ya Canan abla, hepsi dışarı çıkıp konuşuyorsunuz ama... Bir kere de benim yanımda konuşun. Çok merak ediyorum. Biz geliyoruz şimdi. Hemen geliyoruz. Bak o portakal bitecek. Ya. Ne oldu? Bir şey olmuş. Demir, biliyorum bana kızacaksın ama... sen yokken Asu geldi. Ne? Nasıl yani? Sen... ne diyorsun sen Candan? Nasıl Asu geldi? Bana niye haber vermedin? Ya çok uzun kalmadı zaten. Öykü'yü merak etmiş, görüp gitti. Uzatsaydı arayacaktım ben seni. Ya o kimseyi merak etmez. Yani şu an burada bulunuyorsak onun yüzünden buradayız. Ne yaptı peki? Bir şey yaptı mı kızıma benim? Abuk subuk konuştu mu? Bir şey yaptı mı Öykü'ye? Demir, ya böyle fevri davranarak Öykü'yü de hırpalıyorsun. Kabul etsen de etmesen de Asu Öykü'nün annesi. Yani buraya da gelecek, eve de gelecek. Belli ki vazgeçmeyecek. Ya bir şekilde hayatında olmaya çalışacak Öykü'nün. Ya Candan ben sana işte söyledim ya. Ben para için kızın peşinde. Demir bunu ben biliyorum. Öykü bilmiyor. Öykü sadece annesi onu görmeye geldiğini sanıyor. Öyle ya da böyle. Ya senin bu durumda biraz daha sakin olman lazım. Özellikle Öykü için. Ya sen Asu ile her kavga ettiğinde Öykü hep arada kalacak. Hem sen demedin mi doktor en önemli şey moral dedi diye. Evet. İşte böyle mi moral vereceksin Öykü'ye? Demir. Ben senin ne hissettiğimi çok iyi anlıyorum. Ama bazen mutlu olmak, haklı olmaktan daha önemlidir. Neyse benim çıkmam lazım. Bir hastam aradı, acil bir durum varmış. Gitmek için de seni gelmeni bekliyordum. Yarın sabah da bir hastam var. Ondan sonra konuşuruz, değil mi? Tamam, tamam. Konuşuruz. Ha Demir. Ya o kadar şey oldu şimdi. Onların arasında bir de bunu söylemek istemedim ama aklıma takıldı. Okuldaki gösteride ben birini gördüm. Kim? Ya senin benim evde yakaladığın... tabloları çalmaya çalışan hırsız var ya. Hı. Aynı o adama benziyordu. Nasıl ya? Hatta benzemiyordu. Bence baya baya oydu yani. Yok canım yani. Ya Demir ne işi olabilir adamın okulda? Bileyim biraz içeride diyebiliyordum ben en son. Yok sen benzetmişsindir yani oradaki velilerden birine. O karışıklık falan da galiba. Emin misin? Ha bilmiyorum ki. Ama benziyordu yani çok benziyordu.
Neyse ya, merak etme, ben işte araştırırım adam ne yapıyor, ne ediyor, nerelerde diye. Tamam, iyi olur. Ben bir şey öğrenirsen bana da söyle lütfen. Tamam. Neyse, ben çantamı alayım, çıkayım şimdi. Hı. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Yasu, ya niye bana gelmiyorsun anlamıyorum. E Cemal, çünkü sıkıldım. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ya tamam işte bak, söylediğin her şeyi bir yapıyorum. Her şeye tamam diyorum. Ama sen de biraz beni sal ya. Ben boğuldum. Tamam, tamam ama içki içmek yok. Tamam. Hem sen de biraz bensiz vakit geçir. Neyse, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gerçekten burada mı yaşıyorsun? Beğenemedin mi? Beğenmedim. Çünkü çok pis. Çok dağınık. Alışsan iyi edersin. Pelin'i de ver. Pelin? Heh, ver kızım. Şimdi ben çıkayım, şu çıkış işlemlerini halledeyim. Sen beni burada bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam baba. Ayrılma bir yere. Tamam. Şey, merhaba. Merhaba. Kızımın çıkışını yapacaktım da ben. Hı hı, tabii. İsim neydi? Şey, yalnız ben yani hepsini ödeyemem de, senet falan yapıyor musunuz? Burada öyle şeyler yapmıyoruz maalesef. Ama kredi kartınız varsa oradan çekebilirim. Ha, yok, kredi kartı yok, kara liste değil. Evet, yani şey, kredi kartı kullanmıyorum. Peki ben kimliğimi bıraksam buraya, kızımı alsam, sonra gelip ödesem olur mu? Öyle de yapamıyoruz maalesef. Tahsilatı yapmadan çıkış yapamıyoruz. Peki ne kadar borcunuz? Bakalım, isim neydi? Öykü Göktürk. Öykü? Göktürk. Sizin borcunuz görünmüyor. Murat Bey'in özel misafir olarak görünüyorsunuz. Nasıl? Borcunuz yok. Murat Bey'in özel misafir olarak görünüyorsunuz. Anladım. Tamam. Gel. Demir, gel. Otursana.
Öykü nasıl? Gerçi İhsan'la konuştum ama. O zaman biliyorsunuzdur durumu. Bugün çıkıyorsunuz değil mi? Yani kusura bakma, dün de uğrayamadım yanınıza. Yoğundum biraz, ameliyatlarım falan vardı. Candan'ı da göremedim. Murat sağ ol. En kısa zamanda ödeyeceğim sana borcumu. Yok canım, saçmalama sen. Şimdi Öykü bu haldeyken takılma böyle borç falan. Yok takılırım. Ödeyeceğim, merak etme. Demir istesen de ödeyemezsin inşaatta çalışarak. Abartma istersen. Yani öyle demek istemedim ben. Candan'la konuştuk. O söyledi yani, yeni iş buldu falan diye de oradan haberim var. Gerekirse bir iş daha yaparım. Yine de öderim, sen merak etme. Demir bak, ben bunu Öykü'nün iyiliği ve Candan'ın üzülmesi diye yapıyorum. Senin için değil yani. Ya o yüzden sen bazı şartları yerine getiremiyorsun diye kendini üzmene gerek yok. Tamam? Sağ ol tekrardan. Önemli değil. Evet, çek kapıyı, çek kapıyı. Ay. Çek, 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 çek. Baba. Evimi çok özlemişim ben ya. Baba, şimdi kim benimle kalacak? Ne yapacak? Candan ablam mı kalacak benimle, Uğur abim mi? Uğur abin kalacak. Ya Candan ablam böyle erkenden gelirse? Allah artık kısmet, ne yapalım yani? Hadi bak, ben seni şuraya yatıracağım. Baba. Ne? Biraz oda mı bakayım? Odana mı bakacaksın? Hı hı. Bak işte duruyor aynı. Ha. Gel bakalım. Baba şimdi ben burada mı yatacağım? Evet, burada yatacaksın. Odada sıkılırsın. Hem burada televizyon izleyebilirsin. Allah ya. Şimdi ben sana yastık, yorgan falan getiriyorum. Ayrılma sen bir yere. Tamam mı? Tamam. Nerede? Şurada. Ona bak. Doktorun dediklerini duydun. Kalkmak yok, dinleneceksin. Öyle atlamak, zıplamak yok. Ben her dakika, her saat başı Uğur abini arayacağım, rapor alacağım. Tamam baba ya. Bu baba ya da yeni çıktı ha. Tamam, babam benim. Bu. Şimdi ben sana güzel bir ıhlamur yapayım. Uğur abim beceremez çünkü. Yapıp geliyorum ben. Tamam. Baba. Hı? Balı ılayınca koyacaksın. Çok konuşma bakayım, sen oradan laf yetiştiriyor bücürük. İlk kez yapmıyoruz herhalde. Evet. Alo? Ya Demir, neredesin oğlum? Daha bugün mal taşınacak ya. Söylemiştim ya usta. Kızımı hastaneden aldım, eve getirdim. Tamam da ne zaman geleceksin? Bak bugün mal sahibi de gelecek. Bir an önce gelmen lazım. Bak olmuyor böyle. Tamam. Merak etme. Tamam usta, tamam. Baba çok kaynatma. Tamam. Dur be Demir, şimdi zamanı değil ya. Uğur Bey? Sevgi Hanımcığım. Neredesiniz siz? Öyle birden ortadan kayboldunuz oyun günü. Ya hiç sormayın Sevgi Hanımcığım ya. Yani böyle acil bir telefon geldi. Oyunun ortasında apar topar çıkmak zorunda kaldım. Yani size de haber veremedim meşgul etmemek için. Ama olmaz ki haber vermeden öyle. Hem Öykü hastalandı, hastaneye falan götürdük. Ben kaç kere aradım, telefonunuza da bakmıyorsunuz. Biliyorum, bilmez miyim? Biliyorum efendim, nasıl üzüldüm bilseniz. Yani işte acil telefon gelince mecbur çıktım. Telefonumu taksilerde unuttum falan. Bilseniz başıma neler geldi neler ya. Ne geldi? Şey geldi. Neydi o? Sevgi Hanım, günaydın. Didem Hanım. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? İyiyim de. Bizim şu kermes meselesi vardı ya. Emel Hanım sağlık raporu almış.
Biz de veliler olarak ortada kaldık. Allah, aksilik işte. Siz bize yardımcı olsanız, biraz toparlasanız, eksiklerimiz de var. Zamanımız da çok az kaldı. Yani elimden geleni yaparım tabii de. Biz şey yapalım mı bunu? Okul çıkışında konuşalım, olur mu? Tamam, olur. O zaman iyi dersler. Tamam, sağ ol. Sağ olun, görüşürüz. Uğur Bey, ne diyorduk? Diyordum ki, kendimi size affettirmeyi düşünürken kısmet ayağıma geldi diyordum. Çünkü niye? Benim adım Uğur. Anlamadım. Ya Uğur diyorum, uğurluyum diyorum. Uğur Bey, ne diyorsunuz? Ya kermes diyorum, kermes. Ha, yok. Yani yok, sizi yormayalım. Ne yorulması efendim, ne yorulması ya? Yani veli olarak bizim en büyük görevimiz bu ya. Yani bizim görevlerimizden biri de sizin gibi önemli eğitim neferlerinin omuzlarından bir parça da olsa o yükü alabilmektir ya. Yani sizin işiniz vardır, gücünüz vardır. Biz sizi böyle tekrar tekrar meşgul etmeyelim. Ya benim bütün işim gücüm siz olmuşsunuz sevgili Sevgi Hanımcığım. Yani bana müsaade edin, izin verin. Şu kermesi kereyim ya. İyi tamam Kerim. Ama baştan anlaşalım, öyle gizli saklı kaçmalar, geç kalmalar, telefona bakmamalar falan yok. Yok yani. Herhalde kermese de gelmez canım. Nasıl? Yok 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 diyorum, yok. Yani öyle bir şey yok. İyi tamam, anlaştık o zaman. Ben neler gerekiyormuş, ne lazımmış öğreneyim çünkü çok hakim değilim. Tamam, siz o zaman öğrenin, sonra bana öğretin, olur mu? Yani haber edin, bana haber edin. Ben hemen gelirim. Tamam. O zaman sevgiler, saygılar, esenlikle kalın inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba, çok mu geç kaldın işe? Önemli değil. Sen ıhlamurunu hiç dinlenmene bak. Boş ver bunları. Geç kaldıysam kaldım. Hah, geldi Pamuk Prens. Neredesin oğlum sen? Geldim oğlum işte. Allah Allah. Arıyorum, niye açmıyorsun? Aa, aradın mı? Evet. Ama vallahi duymadım ki ben senin aradığını. Ulan var ya. Prenses, ne yapıyorsun? İyi. Sonra ben hesaplaşacağım seninle. Sonra ben hesaplaşacağım, acelem var. Hadi abicim, hadi sen işine gücüne. Anladın mı? Biz yeğenimle otururuz şimdi burada. Hacı anam yemek de gönderdi, yemek yeriz. Ama babacığım, ayakkabıyla girdin. Uğur abi temizler onları. Ya ben yapacağım. Dinlen, tamam mı? Güzel, tamam, güzel dinlen. Tamam. Hadi bakalım. Şey, sağ ol. Hah, bak, yerleri temizliyorsun. O Hacı anam yemeklerini de buzdolabına koy. Emredersiniz komutanım ya. Herife bak ya, gider ayak iş takakaladı bizi. Allah Allah. Oh. Uğur abi, sen nereden geliyorsun? Okuldan. Sevgi öğretmenin yanından çok selam söyledi sana. Yani sen okuldan mı geliyorsun? Evet, ama babana söyleme, aramızda kalsın. Kız, sizin okulda kermes yapacağız ya. Kermes mi? Evet. Ne kermesi ya? Ya bayağı kermes işte, sen de daha iyisin. Söyler. Sevgi öğretmeni söyler sana, dur. Kolay gelsin. Tamam mı orada? Usta, usta gerçekten çok özür dilerim. Yani kızım hastaydı ya, evde bakacak kimse de yok. Arkadaşımı bekledim o yüzden. Demir bak, hepimiz çocuk büyüttük. Anlıyorum seni. Ama bu işler böyle olmaz. Merak etme, bir daha olmayacak. Akşam mesaisine yaz istersen de. Telefonla da çok konuşuyorsun Demir sen ya, sürekli elinde. Bak, kendini işine vermezsen burada sakatlık çıkar. Al usta, sen de dursun. Yani çocuk hasta diye ben. Götür aşağı bırak. Tamam, gidip bırakıyorum. Tamam, oradan da şimentoyu el atarız. Tamam.
Bak şimdi, bak bak, sonuna bak. Çok gülüyorum buna ya, bak şimdi bak, devamını istiyorsun. Tamam, tamam, tamam. Hasu. Uğur. Senin ne işin var burada? Çocuğumu görmeye geldim. Hasu, saçma saçma işler yapma bak. Demir seni burada görürse mahveder beni. Hadi çek git. Yanlış hatırlamıyorsam mahkemede sen de vardın. Bu benim yasal hakkım, duydun. Benim çocuğum hasta ve onu görmeye geldim. Çekil. Öykü, iyi misin? İyiyim. Hastaneye gittim de oradan söylediler eve çıktığınızı. Bana kimse haber vermediği için. Sana haber versek ne olacak? Ne yapacaktın sanki? Ağrısızın var mı? Yok. Ya ben sana bunları getirdim yatarken canın sıkılmasın diye. Evet Asu, eğer şovun bittiyse seni alkışlarla kapıya doğru alalım, hadi. Hadi. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle ya? Ha? Ben bu çocuğun annesiyim, de. Sen kimsin, pardon. Ben de amcasıyım, amcası. Anladın mı? Amcasıyım. Uğur abi, hacinnem arıyor. Anacığım, birazdan arayayım ben seni. Alo, Uğur. Bakkal İsmet ben. Ya annen dükkanda fenalaştı. Ne diyorsun oğlum? Ne, nasıl fenalaştı? Nerede falan? Tamam şey yap, doktor moktor çağırın. Ambulansa bindir, geleceğim şimdi hemen, tamam. Hadi kapat, kapat. Uğur abi, hacinleme ne olmuş? Yok, yok bir şey yok. Kuzum bir şey yok. Ya böyle biraz şey, tansiyonu düşmüş, biraz şey olmuş. Şimdi benim yanına gitmem lazım, hadi. Kalk beraber gidelim, kalk. Bir dur, dur. Çocuğu nereye sürüklüyorsun hasta hasta? O kalsın burada, ben yanında dururum. Öykü'yü bırakmam ben seninle. Ya ben kendi çocuğuma ne yapacağım Uğur, saçmalama. Hadi Öykü, hadi gidiyoruz. Uğur abi, tamam sen git. Merak etme, bana bir şey olmaz. O da yanımda zaten. Ben babamı arar söylerim, merak etme sen. Hadi koş hacinleme, koş. Öykü sen. Hadi Uğur abi. Hadi. Bana bak. Bak bu çocuğun kılığına zarar gelirse yemin ediyorum yakarım seni. Bak yemin olsun yakarım seni. Geçmiş olsun Uğurcu. Öykü, bak amcacığım arıyorum babanı, tamam mı? Şimdi gelecek, hiç merak etme, tamam mı amcacığım? Tamam mı kızım? Tamam. Öykü. Kaldık yine baş başa. Anacığım, ne oldu ki şimdi sana, ben anlamadım ya. Alo, Ayşe ben sana ne dedim? Arayıp durma, yine ustabaşı kızıyor telefona. Gene mi hasta? Ey güzel Allah'ım, sabır ver. Ya ben nasıl bırakayım işi de geleyim ya? Tamam tamam, ben kapat kapat, ben düşüneyim, arayacağım seni. Hasan, hayırdır? Abi bizim çocuk yine ateşlenmiş. Hanım da telaş etmiş, aradı beni. İlla iyi gel diyor, başka hiçbir şey demiyor. Demir abi, sen beni bir saat idare etsen de ben bir gidip gelsem. Oğlum ederim, ederim de Hilmi Usta da takık bana bugün. İyi hadi koş. Vallahi mi abi? Evet evet, ben tuvalete gitti falan filan derim, koş çocuğum, hemen gel abi. Abi Allah razı olsun senden abi. Hadi koş koş. Çabuk gözükme Hilmi Usta'ya. Tamam abi. Öykü. Acıktın mı? Acıkmadım. İyi, acıkınca söyle. Gerek yok sana söylememe. Gider kendim alırım. Tamam Öykücüğüm. Acıkınca gider kendin alırsın, olur mu? Olur. Böyle soğuk ya.
Yanmıyor bu. Ben de diyorum bu ev niye soğuk? Sizin kaloriferleriniz çalışmıyor. Tamam babama söyleriz yapar. Tamam babana söylersin yapar da babana söyleyene kadar bu eve kar yağar. Sen şimdi bu evde iyice hasta olma. Merak etme iyiyim ben. Bakayım. Dur. Burnun buz gibi. Bak sen burada iyice hastalanacaksın. Tamam mı? Sonra Asu yaptı olacak, kabak benim başıma patlayacak. Hadi kalk. Nereye? Bana. Yani burada kalırsam iyice hastalanacağım. Sonra benim başıma kalacağım. Sonra babanın çenesinden kurtulamayacağız dırdırdır. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyorsun, ben babana söylerim hadi. Gitmiyorum. Gidiyorsun küçük hanım. Senin evin pis. En azından sıcak. Gelmeyeceğim. Geleceksin. 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 Gelmeyeceğim. Babam beni buraya getirdiğini öğrenince sana çok kızacak. O zaman görürsün yürü. Baba nasıl seni o soğuk evde bıraksaydım kızacak küçük hanım. Geç. Ne oldu? Beğenemedin mi? Topladım işte. Toplamışsın da. Hala kirli. Allah Allah. Temizleriz tamam. Merak etme. Hadi sen yat dinlen şuraya. Ben de senin yemeklerini isteyeyim. Olur mu? O ne? İlaç. Ne ilacı? Vitamin. Benim evdeyiz Öykü'yle. Bence tam sırası. Geliyorum. Usta hepinizi aşağı çağırıyor. Hayırdır? Ne oldu? Mehmet Bey gelmiş. Mehmet Bey kim ya? Bu inşaatın mal sahibidir. Patron yani. Haydi sen de toparlan. Sakman sen de hadi. Yavaş gidiyoruz Hilmi. Bir geleyim bakayım. Nedir bu bitmeyen iş? Bir göreyim dedim. İyi etmişsiniz Mehmet Bey. Bir işçi eksiğimiz vardı. Onun için biraz geri kaldık. Ama şimdi tam kadroyuz. Hızlanırız evvelallah. Kaç kafa var burada? 15. 15. Evet öyle gözüküyor ama bir say bakalım 15 mi? On dört çıktı. On dört çıktı ya. Nerede bir eksik? Hilmi, nerede işçin? İşçinin nerede olduğunu bile bilmiyorsun değil mi? Ben bunların dakikasına para sayıyorum, para. Sabah saydımdı. Bilen varsa bir adım öne çıksın. Hasan, çocuğu hastalandı gidip gelecek hemen. Kimden izin almış? Kim demiş gitsin diye?
Ben onun işini de yapıyorum usta. Yani iş aksamıyor, merak etme. Ya kim dedi gitsin diye? Ben. Sen kimsin lan benim parayla çalıştırdığım adama izin veriyorsun? Allah'ın amelesine bak ya. Çocuk hasta. Kes lan! Hilmi, bu iş zamanında ya bitecek ya bitecek. Yoksa yevmiyelerinizi içeride tutarım ona göre. Bilirim ben ne yapacağımı. Adam gibi çalışıyorsanız çalışın. Çalışmıyorsanız defolun gidin lan. Ayağına denk al demiş. Ayağına denk al. Hadi dağılın. Gözüm görmesin sizi. Yedin mi yemeğini? Evet. Çünkü hacının yemekleri çok güzel. Öyle mi? Afiyet olsun. Al bakalım. Ne vitaminiymiş o öyle çifter çifter? Sana ne? Bak küçük hanım, benden nefret etsen de kabul etmen gereken bir şey var. Ben senin tek annenim, tamam? O yüzden hani yani biraz beni sevmeye çalışsan diyorum. Nasıl olur? Benim anneye falan ihtiyacım yok. Benim babam var. Hem sen niye beni bırakmıyorsun? Öyle mi diyorsun? Anneye ihtiyacın yok, öyle mi? Ben de öyle diyordum bir zamanlar. Ama emin ol, en kötü anne bile annesizlikten daha iyidir. Aa Cemal, nereden çıktın sen ya? Buralarda bir işim vardı da geçerken seni de bir göreyim dedim. İyi hadi geç. Aa Öykü. Sen de mi buradaydın ya? Bu adamın burada ne işi var? Aa Öykü ne? O adam dedin benim arkadaşım. Babam benim onunla konuşmamı istemiyor. Hem duyarsa çok kızar. Öykü. Misafirlere öyle davranılmaz. Ben bir kahve yapacağım Cemal. İçer misin? İçerim, içerim. İyi, otur sen de. Tamam. Yaptım diyelim. Öykü'ye kendimi sevdirdim. Ama bu çocuk mahkemede benim ismimi vermez ki. Ya Demir'i çok seviyor ya. Çok seviyor, öyle böyle değil. Yani adamın bir dediğini iki etmiyor. Aşıklar resmen birbirlerine. Demir Efendi nasıl sevdirdiyse kendini bu kadar. Hadi ben kendimi sevdirdim diyelim. Ama bizim Öykü'yle Demir'in arasını açacak bir şey yapmamız lazım Cemal. Ben onu halledeceğim, sen merak etme. Var aklımda da onun için bir şey. Eğer ben de, sakin. Geçmiş olsun. Sağ ol.
Baban niye kızıyormuş bakalım benimle konuşmana? Çünkü sen kötüsün. Baban? O iyi mi? Evet, o çok iyi. Hem de çok iyi. Babanı yıllardır tanımasam inanacağım ha. Ufaklık, bak. Ben senin babanı tanıdığım zaman daha senin yaşlardaydık. Yani bu hayatta senin babanı en iyi ben tanırım. E'si, eğer baban iyi bir insan olsaydı sana gerçekleri anlatırdı. Benim babam zaten hep gerçeği söylüyor. Biz birbirimize söz verdik, yalan söylemeyeceğiz diye. Demek siz söz verdiniz birbirinize, hiç yalan söylemiyorsunuz, öyle mi? Güzelmiş. Güzelmiş de demek ki baban sözünü tutmuyor. Sana yalan söylemeye devam ediyor. Çünkü eğer baban sana gerçekleri söyleseydi, aslında gerçek baban olmadığını söylerdi. Yani diyorum ki, Demir, senin gerçek baban değil. Yalan söylüyorsun değil mi? Yalancısın sen, yalancı. Biz yalancı. Öykü, ne oluyor? Ya bu yalancı, biz yalancı bu. Gitsin. Cemal, ne oldu? Ya ben bir şey olmadı, iki sohbet edelim dedim. Böyle bir anda delirdi, anlamadım ben. Biz yalancısın sen. Benim babam her zaman doğruyu söylüyor bana. Öykü, tamam, sakin ol. Cemal, ne oldu bilmiyorum. Hadi sen de git. Bir an önce istersen hadi. Gitsin o ya. Farklı. Dediklerimi unutma. Ya pis yalancı, gitsin o ya. Tamam, sakin. Cemal. Söyledin mi? Sence niye cırlıyor? Hadi bakalım geri sen. Çabuk babamı ara, çabuk. Tamam, arayacağım. Sakin ol. Tamam. Açmıyor. Dur, tamam. Bir daha arayacağım. Yemek molası. Yemek molası. Hadi biraz hızlı hızlı. Hadi. Zeytin de güzelmiş ha. Bu ne ya? Anacığım, daha iyisin değil mi? İyiyim yavrum, iyiyim. Allah senden razı olsun kuzum. Allah senden de razı olsun anacığım. Ben ne yaptım ya? Yani bana söylüyorsun dikkat et diye kendin dikkat etmiyorsun be anacığım. Yani bak bu ev mevzularına koşturdun, ondan oynadı tansiyonun böyle. Hep o sırık candanın yüzünden zaten. Sevaptır be oğlum. Şükür. Alo. Oğlum sen neredesin ya? Uğur, ne oldu? Arıyorum, ulaşamıyorum ya sana ben. Oğlum ne oldu? Öykü'ye bir şey mi oldu? Ya iyi de. İyi de ne? Ne oldu? Yani Öykü'yü Asu'ya bıraktım oğlum. Ne? Ya anamın tansiyonu fırlamış. Anladın mı? Asu da üstüne çıka gelince eve mecbur Öykü'yü Asu'ya bıraktım. Oğlum ne diyorsun sen ya? İyi mi peki Hacı Ana? Ya iyi de. Yani ben apar topar çıktım öyle geldim buraya. Asu'nun numarası falan bende yok. Anladın mı? Yani aklım orada kaldı. Öykü de aklım. Arayamıyorum da. Bir ara bak, tamam mı? Tamam. Hadi. Haber ver bana. Haber bekliyorum senden. Tamam, sen de haber ver. Hah, baban arıyor. Alo Demir. Kızım seninle mi? Evet, benimle. Ver telefonu. Olur, emrin olur. Telefonu ver.
Baba? Baba beni alır mısın ne olur? Ben burada kalmak istemiyorum. Baba ne olur beni alır mısın? Kızım anlamadım. Neredesin ki sen? Havsudayım. Bizim evde kalorifer bozulmuş. Havsuda alıp beni buraya getirdi. Baba ne olur beni al. Tamam babacığım şimdi çalışıyorum ben. Çıkar çıkmaz geleceğim alacağım seni tamam mı? Baba şimdi gelemez misin? Çalışıyorum kızım yani şu an gelemiyorum ama geleceğim kesin. Babacığım merak etme. Bak Öykü bak saat kaç olursa olsun gelip alacağım seni tamam mı? Tamam. Baba. Şey. Hacı'nın emeği miymiş? İyiymiş, iyiymiş. Uğur abinle konuştum. Bak geleceğim, tamam mı? Tamam. Merak etme. Alo Demir. Öykü bu gece burada kalsın. Gelmene gerek yok. Nereye kalsın ya? Nereye kalsın? Gelip alacağım. Saat kaç olursa olsun gelip alacağım. İyi ama tamam al. Alo Demir. Neredesin bütün gün? Öldüm meraktan. İyisiniz değil mi? İyiyiz. İyiyiz. Ben işteyim. Çalışıyorum da telefona bakamadım. Ciddi misin bu saatte? Bugünlük biraz uzadı. Öykü nerede peki? O Uğur arkadaşınla mı? Gideyim mi ben yanına? Asu'da. Yani şey... Uğur'un annesi rahatsızlanmış da o anda da Asu gelmiş almış götürmüş kızı. Ya candan ben kafayı yiyeceğim ya. Şu an yani kızım o kadının yanında ve ben kızımın yanına gidemiyorum. Ya belki de bana ihtiyacı var ama gidemiyorum ya. Demir sakin ol. Yani ben Asu'nun kötü bir şey yapacağını sanmıyorum. Sana söylediğim gibi eğer kötü bir şey yapmak isteseydi bugüne kadar yapardı. Keşke senin kadar iyi düşünebilsem. Demir ben yarın yeni evin kontratı için sizin oraya geliyorum. Öykü okula gitmeyecekse onunla ilgilenebilirim yarın. Yok gerek yok gider okula. Neyse, tuttun demek ki ben. Evet, tuttum. Kusura bakma, ilgilenemedim seninle. Yani sen o kadar ilgilendin bizle ama. Ya Demir saçmalama, olur mu öyle şey? Daha bu işin taşınması var, sen o zaman yardım edersin, olur mu? Olur. Demir! Hadi! Kapatmam gerekiyor. Tamam, kolay gelsin sana. Feryadıma, figanıma değmeyin. Eğer sevda bu demekse, ben vazgeçtim. Thank you.
Baba. Asu. 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 Manyak mısın sen? Manyak mısın? Efendim. Kapıdayım, aç. Nerede? Yatak odasında uyuyor. Hayır, yani bu saatte ne gerek vardı? Burada uyusun işte. Kendi evinde, kendi yatağında uyanacak. Tamam mı? İyi, tamam, hadi. Kız. Baba. Baba, geldin mi? Geldim babacığım. Ona gidecek miyiz? Evet, evet. Evimize gidiyoruz. Şimdi sen sakın gözlerini açma. Tamam mı? Ben seni giydireceğim. Baba. Hadi çıkıyorum şu. Hadi. Hadi. Tamirci. Alo, kardeş, bizim kalorifer şey bozuk da gelebilir misiniz? Nasıl? Kaçta? Yok, ben işte olacağım o zaman. Daha erken gelebilir misiniz? Ha. Akşam? Tamam, tamam, ben sonra ararım. Şey. Allah Allah. Ne kitle bu? Sen baba okumasın diye bir de kilitli. Ne yazdın acaba? Sevgili Günlük,
Bu akşam korkunç bir şey oldu. Bunu bir tek buraya yazacağım. Çünkü bu defter kilitli. Benden başkası açamaz. Babamın o eski arkadaşı Cemal bana korkunç bir şey söyledi. Cemal dedi ki babam benim gerçek babam değilmiş. Bana yalan söylemiş. Benim babam o değilmiş. Allah'ım ne olur doğru olmasın bu, ne olur. Baba. Uyandın mı güzel kızım? Uyandım baba. Üşümedin değil mi? Yok zaten kapkalın giydirdim beni. Üşümesin. Hadi bakalım. Elini yüzünü yıka. Sonra kahvaltı edelim. Sonra da okula gidelim. Tamam baba. İstersen gitme bugün. Dinlen. Yok yok gideyim ben. Tamam. Gerçekleri söyleseydi aslında gerçek baban olmadığını söylerdi. Yani diyorum ki Demir senin gerçek baban değil. Baba. Efendim kızım. Bence ben Asu'ya değil de sana çok benziyorum. Bence de. Baksana. Kulaklarımız bile aynı. Sen de yumurtanın sarısını beyazından daha çok seviyorsun. Ben de. Evet. Sen de böyle sinirli olunca böyle kaşlarını çatıyorsun. Hmm. Sen de çikolatalı dondurma çok seviyorsun. Ben de. Evet. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sen bana çekmişsin de onu. Çünkü sen babanın kızısın. Evet, ben babamın kızıyım. Evet. Hadi bir an önce yiyelim. Sonra şu okula gitmeden bir hacinliğe uğrayalım. Çünkü hastaneden yeni çıkmışlar. Şimdi bu kadar derdimizin arasında ilgilenemedik. Ayıp oldu çok. Tamam baba, doğru söylüyorsun. Bir şey var mı? Getireyim mi uzun? Şunu da şöyle altına koyayım. Yat bakalım. Öyle rahat mısın anacığım? Rahatım da. Ben böyle yatamam bütün gün oğlum. Afakanlar basar beni. Ya afakan mafakan basmasın. Allah Allah.
Yani benim bir tanecik anam var ya, seni bakım altına alıyorum, kusura bakma. Böyle yatacaksın. Ya benim mis kokulu anam ya. Mis kokulu anam benim, oh! Seni bana verene kurban olayım. Oh! Ben de seni verene kurban olurum. Bak geldi. Öykü ile Demir geldi. Çok merak ediyorlardı seni. Karakuzumun yemeğini de yapamadım. Ben hemen bir ekmek arası yapıvereyim. Ya anacığım yat şuraya. Allah aşkına niye laf dinlemiyorsun ya? Çocuk gibi oldun ya. Ya kalkmak yok diyorum bak. Buradan kalkmak yok. Ben bakacağım kapıya. Uğur abi. Geldim, geldim. Kuzum. Oh, hoş geldin. Şey, hacinle nasıl? İçeride. Seni soruyor. Kara kuzum gelse de biraz öpsem diyor. Peki yanına gidebilir miyim? Tabii ki gidersin. Koş. Odada değil mi? Odada, odada. Koş. Hah, hadi bakalım. Oğlum hayırdır? Ne oldu senin? Yüzünü haline lan yine. Bir gelsene. Ne oldu? Söyle bakayım. Oğlum söylesene ne oldu lan? Uğur. Ha? Ben öyküyü ilk aldığımda, yani bana verdiklerinde mahkemede. Yani hakim babası olarak bana verdiğinde. O kadar çabuk gelişti ki her şey. Biz herhangi bir belge falan verdik mi biz? Nasıl oldu? Verdik. DNA testi verdim ya oğlum ben. Ne diyorsun oğlum sen? Ben DNA... yaptırmadım ki. Ya sen vermedin oğlum zaten. Ben verdim. Yani avukatla konuştum. 20-25 gün sürer dedim. Yani o kadar bekleyemezdik sonuçta. Ben de gittim Kolba'dan bir DNA testi çözdüm. Hani biliyoruz sonuçta çocuk senin çocuğun. Sensin babası. Sen... neye tutuldun? Ben anlamadım ya. Cemal dedi ki, babam benim gerçek babam değilmiş. Bana yalan söylemiş. Benim babam o değilmiş.